Merhaba değerli seyirciler. Merhaba değerli izleyiciler. Değerli seyirciler, 18 Dakikayla karşınızdayız. Dün biz CHP'nin e, kurultay sonuç bildirisini değerlendirmek üzere e, 18 Dakikayı tamamlamıştık. Bugün kurultay sonuç bildirgesini değerlendireceğiz. Ben bugün de baktım gazetelere ve televizyon kanallarının yok. haber programları dahil. Hiçbirinde kurultay bildirgesi yok. Çok enteresan. İnanılmazmış. Yani e, Türkiye artık bir e, ne diyelim... Ee, artık bir aydın sınıfından da yoksun gibi görünüyor. Ee, çünkü bir kurultayın, bir kongrenin en önemli metinlerinden biri e, sonuç bildirgesidir. Ve sonuç bildirgesi de aslında e, dün de sözünü etmiştik hocam. Yani benim e, siyaset tartışılmadığı, e, bir ideolojik yeni bir konumlanışın görüşülmediği ve üzerinde konuşulmadığını söylediğim e, kurultayın en önemli metni aslında. Evet. Her kurultayda özellikle sol partilerin büyük kongrelerinde sonuç bildirgeleri önem taşır. Çünkü o iki günlük tartışmaların, maratonun ürünü ve sonucudur. Garip bir şekilde hocam bu sonuç bildirgesinden CHP'lilerin de haberi yok. Yani benim böyle bir komik tarafı var. Bir CHP liye sorsanız böyle bir bildirgenin olup olmadığından da habersizler. Biz bugün Televir ekranlarına, değerli seyircilerimiz görecektir, CHP sonuç bildirgesini biz haftanın yazısı, haftanın değerlenmesi, yani bir şey, bir isim koymayı düşündük. Haftanın yazısı diyelim dedik ve büyük yazıda da CHP'nin kurultay sonuç bildirgesi dedik. Yani kamuoyuyla paylaşalım. CHP ne söylemiş? Ama öyle anlaşılıyor ki hocam bu öyle anlaşılıyor değil. Ben tanığım ve kurultaydaydık iki gün boyunca. Bu sonuç bildirgesi tartışılmadı aslında. Oylamaya sunuldu ve kabul edildi. Tartışılsa, üzerinde konuşulsa, geliştirilse ve kurultaya katılan delegeler ve izleyiciler bu bildirgenin hazırlanmasına ortak edilseydi eğer, bir katılım ve katkı imkanı sağlansaydı eğer, bu metin çok daha canlı ve yaşayan bir metin olacaktı. Ama buna karşı metin hala önemli. Bir tanesi bu, bunu konuşacağız. Diğeri hocam Abdülhamit'in 100. <laughs> ölüm yıl dönemiymiş ve bu siyasal İslamcı iktidar Osmanlı İmparatorluğu'nun en gerici, en despot, en aydınlanma ve bilim karşıtı sultanına, karanlıklar sultanına Övgüler düzülen bir hafta tertiplemiş, bir daha hafta tertiplemiş. çeşitli etkinliklerle anılıyor. Cumhuriyet'in temsil ve ima ettiği ne kadar değer varsa buna düşmanlıkla özdeşleşmiş bir Sultan Osmanlı Sultanıdır. Hocam Namık Kemal'i sürdüren, Tevfik Fikretleri süründüren, Mithat Paşa'yı boğduran, ya aydınları aydınları sürgünlerde ve zindanlarda tutan Mustafa Kemal'i harbi öğrencisiyken tam dört kez gözaltına alıp harbiye zindanlarını attıran bir isimden söz ediyoruz. Bir isimden söz ediyoruz. Onun döneminde bütün aydınlar Paris'e, Avrupa'ya kaçtılar. Ayrıca imparatorluk, e kaçtılar. İmparatorluk o sırada çöktü. Balkanları, Kuzey tabi, Afrika'yı Aynen öyle. Dönemde. Tek bir şey söyleyeceğim. Türkçülüğün de kurucularından biri sayılır. Akçuraoğlu Yusuf Bey. Yani Yusuf Akçura. Üç tarzı siyaset makalesini ünlü çok ünlü bir eserdir. Evet. Yani kurtuluşun üç yolunu öneriyor. Bir tanesi İslamcılık, bir tanesini Osmanlıcılık, bir tanesi de Türkçülük. Türkçülük. Fakat Türkçülük ırkçılık değil. Demokratik bir ulus kuruculuğu anlamında bir Türkçülükten söz ettiği o ünlü e, kitabını İstanbul'da yayınlayamadığı için Kahire'de yayınlıyor. Önce Kahire'de yayınlanır o. Bu Sultan'ın 100. ölüm yıldönümü. Buna değiniriz belki diye düşünüyorum. Hayır şey üzülerek tabii anlayacağız. Anacağız evet anacağız. E, 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 ve buradan belki CHP'ye bu, bağlamak bu, lazım bu, kurultaya. Bu. Evet kurultaya bağlamak lazım hocam bunu da. Çünkü CHP Abdülhamitçilik karşısında Allah için tek bir kelime etmedi. Ya Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin adı değiştirildi. Hamidiye <laughs> Hamidiye yapıldı ya. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin adı Hamidiye yapıldı. Etval Hastanesi'nin adı Hamidiye Çocuk Hastanesi yapıldı. İzmir'de geçen gün bir olay oldu biliyorsunuz bir lisede Sultan Abdülhamit Han bilmem ne lisesiymiş özel şey Anadolu lisesiymiş adı. Her taraf Abdülhamit adlarıyla donatılıyor. Askeri Tıp akademisinin adını bile Abdülhamit yapmak bu silahlı kuvvetlerinin ruhuna hakarettir. Modern silahlı kuvvetler Abdülhamit'e karşı mücadele içinde şekillenmiş bir kurumdur. Yani Mustafa Kemal'lerin kurumu. Diğer de hocam şu Erdoğan'ın şey İtalya Vatilya. ve Vatikan gezisi çok enteresan. Ona değiniriz diye düşünüyorum. Değiniriz şey değil mi? Sayın Erdoğan değil miydi bu papanın etrafında bize Hristiyan haçlı şeyi yapıldı seferi orada bir ittifak var bizim aleyhimize filan diye. Daha yani bir yıl oldu mu? Bir yıl bir yıl olmadı bir yıl hocam. Olmadı. Bir yıl olmadı. Bir de tabi bugünkü grup toplantıları önemli. CHP grup toplantısında e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çok önemli bir suç bulundu. Tayyip Erdoğan'ı yani AKP Genel Başkanı'nı terör örgütlerine yardım ve yataklıkla suçladı. Doğru. Yani IŞİD'e, El Nusra'ya, El Kaide'ye, PKK'ya, PYD'ye onları da dahil etti buna. Bunların tümünü, bunların tümüne yardım ve yataklık yapmakla suçladı ve Mahmut Tanal'ı görevlendirdi. Git bende de belgeler var. Mardin Ağır Ceza Mahkemesi'nin de bu yönde verdiği bir karar var. Bu belgeleri sana vereceğim. Git salı günü, önümüzdeki salı günü başvur mahkemeye. Hazırlığını yap, başvur diye Mahmut Tanalı da görevlendirdi. Evet, şimdi bu canlı yayında biz bunu izledik. Bu, bu önemli şurada Ana mi? Haber de değerlendirdik. Evet, Buradan evet. başlayalım isterseniz. hızlı gidelim, sonra şeyi bırakalım. Ee, Kurultay. Evet. evet, bu şey çok önemli tabii. E, terör örgütüne yardım ve yataklık şimdi bakarsanız ee, AKP'nin e, mevcut siyaseti e, yozlaştırma veya gerçekleri saptırmasının sınırı yok. Şimdi üç tane suçlamadan söz edelim. Birisi diyor ki CHP'ye siz terör örgütleriyle yani PKK ile işte HDP ile bilmem neyle işbirliği halindesiniz. Kendisi PKK'yı güçlendiren, hendek kazdıran ee, askerlere kışlanızdan çıkmayın e, polise bilmem e, karakollardan çıkmayın diyen valilere ve komutanlara emir verdiren adamlar bunlar. Yani PKK'yı bunlar güçlendirdi. Barış marış açılım açılım deyip. İşte CHP'yi suçluyor. Bu bir. İki. FETÖ'yü 2002'den itibaren devletin en hassas noktalarına getiren 40 defa burada Sayın Yanardağ açıkladı. Ee, ordudaki skandal rezil e, terfileri, terfisi gelen e, gerçek komutanı engelliyor. Terfi hakkı olmayan albayları general yapıyor, özel özel müdahaleler. Onlar da darbe yapıyor. yaptı. Ve bunlar ondan sonra darbe yapıyorlar. Dönüp diyor ki CHP'ye utanmadan Siz diyor, şeyi diyor, bu hale siz getirdiniz, fetöyü devlete siz soktunuz diyor en korkuncu ve en gülünç olanı da diyor ki İstanbul'u her tarafı yağmaladılar, perişan ettiler, hala yağmalıyorlar. Bütün bu Afrin Mafrin şeyinde gene bir şeyde Kadıköy'de hemen bir e, yeşil alan tahsis edilmiş şey neyse e, aileden birine filan. Siz diyor İstanbul'u yağmaladınız diyor. Kendisi 1994'ten itibaren 40 yıldır 30 yıldır İstanbul'u yağmalıyorlar kendileri ve CHP'yi suçluyor. Yani PKK suçlaması, <laughs> FETÖ suçlaması ve yağmacı suçlaması kendi yaptıklarını CHP. Ye. Bugün artık herhalde Kılıçdaroğlu'nun hani burasına geldi denir. Hiç olmazsa yargıya bunu hukuka başvuralım da tescil edelim diyor herhalde bu. Başka bir şey tabi Tabii Kılıçdaroğlu'nun suçlamasında FETÖ'nün yanı sıra IŞİD, El-Kaide, El-Nusra gibi örgütlere de yardım ve yataklık etmekle suçluyor. Onlara silah, para ve lojistik sağlamakla itham ediyor. Bu suçlama da çok ciddi. Ve buna dair belgeleri... Yani açıkçası siz terör örgütlerine yardım ve yataklık ettiniz kardeşim diyor. Kimseyi suçlamaya kalkmayın, kıvırmayın, kaytarmaya kalkmayın. Devleti siz yönetiyorsunuz. 15 yıldır siz yönetiyorsunuz ve 15 yılda ortaya çıkan tablo bu. Yani... Şey içinde palavra bitti artık, yalan bitti. Yani e, fanatik bir biçimde AKP'ye ve Erdoğan'a inanan bir kesim var ama o toplumun en geri kesimi. Yani e, aklıyla değil, inançlarıyla, duygularıyla hareket eden bir kesime hitap ediyor. Etmiyor değil. E, <laughs> yani toplumun bu e, kentin merkezine, kentin e, toplumun merkezine, e, toplumun, ulusun e, gelişkin kesimlerine, bu gelişkinlikten kastettiğim paralı olması değildir. Eğitimli. Bunların çoğu emekçidir zaten. E, aydın, e, ne diyelim, çağdaş bir yaşam tarzını benimsemiş kesimlerine e, ulusların ya da toplumların en geri kesimlerinin duyduğu bir öfke vardır. Hele hele geri kalmış ya da geri bıraktırılmış ülkelerde e, bu çok daha şeydir, belirgindir. E, hem eğitime karşı çıkarlar, bu batı işi, gavur işi derler. Kendileri geri kaldığı için de bir de öfke duyarlar. O yüzden bir seçkin tanımını da değiştirdiler ya hocam yani ayın sonunu zor getiren bir öğretmen sırf tiyatroya gidiyor, sinemaya gidiyor gazete okuyor, kitap okuyor diyor seçkin oluyor. Kirasını zor veren birisi seçkin oluyor. Mahallede faizle dağıtan Hacı Mehmet Ağa, Nalbur Mehmet Ağa Alnı secde görüyor diye ne kitap okur ne gazete okur ne tiyatroya gider o halktan oluyor. Ve şey tabii. Yani faize para verir ve şey zengindir. Karısı, kızı da dört çeker cipe biner. Ha yani, yani onlar onlar da halk oluyor Aynı şimdi. Halk tuhaf oluyor. bir şekilde. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Siz ayrıcalıklı bir sınıf yarattınız. Ayrıcalıklı bir sınıf yarattınız. talana, memleketin yağmalanmasına bu ulusun bu toplumun biriktir, biriktirdiği zenginliklerin e, talan edilmesine ve yağ, yağmalanmasına dayalı bir sınıf yarattılar evet. ve bu sınıf yeni şey yeni seçkinler sınıfı zenginler sınıfı Tabii. asıl diğerleri üzerinde bir baskı ve terör Bittim. uyguluyor bunlar evet. şimdi dolayısıyla hocam e, tıpkı bunun gibi AKP kendi yaptığı her işi muhalefete yüklemeye başladı kendi yaptığı kötü kötü her işleri işi şimdi, muhalefete bildirgeye geleceğiz yine tartışacağız. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin dramı ve şeyi şu, basiretsizliği de şurada. Cumhuriyet Halk Partisi de Cumhuriyet döneminin bütün kötülüklerinin sorumlusuzdu kendisi gibi anlıyor. Evet, hayret bir şey. Evet. Yani bu nedenle Kurultay'ın en temel sorunu şuydu. Cumhuriyeti savunma iradesi, cesareti ve açıklığından yoksun bir kurultay yaşadık. Ya cumhuriyeti savunmanın neresi ayıp? Senin varlık gerekçe. Layıklığı savunmanın neresi? <laughs> ayıp. Bu senin varlık gerekçe, Bunu açık Yüksek sesle ve cesur bir biçimde yapmadılar. Yapamadılar, yapmıyorlardı. Şimdi Abdülhamit adı geçti de hocam söyleyeceğim. Niye Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin adının Abdülhamit yapılmasına karşı konulmadı ciddi bir biçimde? Yapamazsınız denilmedi. Yapamazsınız denilmedi. Bakın Mustafa Kemal'in Atatürk'ün e, ki e, Zübeyde Hanım, Atatürk'ün annesidir biliyorsunuz. Annesinin Mustafa Kemal mezarı başında yaptığı bir konuşmada çok üzüldüğü bir olayı anlatır mezarı başında yaptığı konuşmada. Annem çok üzüldü, çok ağladı der. Abdülhamit'in zaptiyeleri beni gözaltına alıp zindanlara attığı zaman ki dört kere, dört kere. İttihat terakki çünkü. Kendisi Vatan ve Hürriyet diye bir cemiyet, bir örgüt kurmuştur. Çünkü öğrenciliği sırasında çok parlak, çok başarılı bir öğrenci olduğu için harb okulundan atılmaz ve harb okulu komutanı ona, evet, ona yardımcı olur. Yani. Ee, Abdülhamit'in zaptiyeleri beni tutukladığı zaman annem çok ağlardı, çok üzülmüştü. Ve bunu ben hep hatırlarım ve hep üzülürüm der. Annemin gözlerinin bir parça az görmesinin nedeni de o çok üzülmesi ve ağlamasıdır diye de ona bağlar. Abdülhamit'i bu sebeple bunlar nişan filan tekrardan vermeye kalkarlar. Atatürk'ü şeye hapse atmış filan diye. Çünkü e, neydi? İki sarhoş kurdu filan lafları nereden çıktı? O, o açıkça şey yani, yani açıkça e, alt, bir laf ediyorlar ona sahip çıkamıyorlar. Yani değerlendirmeye bile e, tabi tutulmayacak kadar gayri ciddi Hayır, bir şey. Şimdi şöyle bir şey var, değerli izleyiciler. Bu iktidar 15 yıl sonunda artık duvara tosladı. Ekonomisi duvara tosladı. Dış politikası duvara tosladı. İç politikası duvara tosladı. Savaş, mavaş, işte ihanet falan filan laflarıyla durumu kurtarmaya çalışırken güçsüzleştikçe yalanı ve saldırıları arttırıyor. Bilmiyorum. Lozan, Lozan için Lozan'ın şey hazırlatılıyormuş. Belgeler, dosya hazırlatılıyormuş. Yani bir defa Ege'de kaybedilen, kaybettikleri adaların hesabını versin. Lozan'ı da ayrıca Abdülhamit kaybetti. Lozan'a diyorum o şeyleri, adaları da aslında Abdülhamit zamanında kaybettik. Girit vesaire Evet, Kıbrıs ya hepsi şu an Balkanları kaybettik, Kuzey Afrika, Arabistan'daki. Yani üstelik utanmadan çıkıp Abdülhamit zamanında bilmem santimetre kare Osmanlı toprağı Bugünkü Türkiye topraklarının olan. iki katı kaybediliyor. Evet. Şuraya geleceğim hocam. Şimdi diğer taraftan Abdülhamit Osmanlı döneminde kurulan iki mecliste kapatan adam. Evet, evet tabii. Birini darbeyle kapattıran bir adam. Evet. E, tekrar şeriatı ilan eden adam. Oradan geçelim. Oradan geçelim. şey şeye. Unutmayın Mithat Paşayı önce sürdürüyor sonra da boğduruyor Taif'te katil. Katil. Evet. Katil. Mithat Paşa'nın katili. Yani e, en geri, en gerici Osmanlı padişahı. Şimdi durum böyle olunca şeye gelelim hocam isterseniz. E, şu böyle olunca tabii kendisini sultana, sultanlara e, özenen bir cumhurbaşkanıyla karşı karşıyayız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın skandallarla dolu bir Orta Doğu, şey, or, İtalya e, İtalya ve e, Vatikan e, gezisi var. Orta Doğu dememin sebebi şu, Kudüs konusunu görüşmek üzere e, Papa'nın ayağına gidiyor. E, fakat orta, yani e, tuhaf bir şey şey var. Republika gazetesi, bugün Nülgün Cerrahoğlu e, Cumhuriyet gazetesinde yazmış, yani. biz de haber yaptık. E, Republika gazetesi, yani Cumhuriyet aslında, gazetenin adı <laughs> İtalya'daki Cumhuriyet gazetesi denilebilir buna. Türkiye Cumhurbaşkanlığı beraberinde 150 kişilik bir heyetle gelen Türkiye Cumhurbaşkanlığı bir Orta Doğu'lu otokratın ziyareti gibiydi diye değerlendirmiş. Evet. Çünkü yanında bir de çeşnici başını getirmiş. Yani şey ne denir padişahın. Yemekleri ondan önce tadan, tadan kişi. Ki ve zehir olmaz. Zehirin tadı Aslında. iyi mi kötü mü vesaire. O laf. Tadı Bence çeşitli tadına bakıyor demek. Evet. Çeşni tat demek ama çeşnici başının asıl görevi padişaha zehirli yemek verdiler mi? O önce Bence diyor ki... şu nedenle gitmiştir. Mutfakta şey helal yani bir domuz etinden bir şey olmasın diye herhalde bir kontrol de yapacak. Vallahi Şimdi... ne nedenle gittiğini bilmiyorum ee... ama almamışlar içeri. <laughs> Olmaz böyle saçma şey demiş. İtalyan yani. Cumhurbaşkanı demiş ki bizim mutfağımız iyi ve sağlıklıdır ve biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın misafirimizin hassasiyetlerini biliyoruz. Ona uygun yemekler ikram ederiz demiş ve çok nezaketle geri çevirmiş. Evet, başbakan ee... ne yapmış bugün? İtalya Başbakanı ne yapmış? Neler demiş? İnsan hakları vesaire evet. konusunda mahvetmiş. Evet. Yani insan haklarının yani, savunulması, Türkiye'de demokratik hak ve özgürlüklerin askıya alınmasının, insan haklarının ihlal edilmesini tek tek vurguluyor. Ve 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 bu arada Hollanda'nın Büyükelçisini geri çektiğini, olmayan bir, bir Büyükelçi ama... Büyük Yok bir elçi. daha atamayacaklar. Atamayacağız. İşte yorular. yani... O anlamda o geri anlamda çekiyor. Yani şeyi, e, diplomatik ilişkileri kesiyor. Kesiyor. Türkiye'de Büyükelçilik düzeyinde bir diplomatik evet, ilişki sürdürülüyor. Neydi? Şimdi bak e, 2005'te biz NTV'de Avrupa Birliği'ni tartışıyordu. NTV'de e, Mehmet Barlas'la birlikte yorum farkını yapmaya başladık. Avrupa Birliği'nde güya o saatler ileri alındı bilmem ne oldu. 2005'te Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin üyeliği üyeliği onaylandı. Ve Barlas diyordu ki işte biz AKP'ye karşı çıkanlar 3. Dünya ülkesi istiyorlar Türkiye'yi. İşte AKP Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sokan ülkedir diyordu. Ne oldu? Ne oldu? 2005-2018. 13 yıl sonra Avrupa Birliği'nden dışlanmış bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Ve mevcut demokrasinin rafa kaldırılmasından dolayı da bir Orta Doğu ülkesinden beter hale geliyoruz yavaş yavaş. Hocam şu son şeye 17, maddeye, 17 maddeye hızla girelim. Birincisi Buyurun. çok önemli diyor ki tek adam rejimine son verilecek ve kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter sistemi. Hocam bütününü biz yayınlıyoruz. Diyor. İsterseniz bütün hakkı değerlendirme yapın. Süre evet. kısa ben de birkaç şey söyleyeyim sizden sonra. Çok haklı olarak sizin eleştirdiğiniz ve de çok katıldığım kurultayda, rejim bunalımı tartışılmadı. Yani Kılıçdaroğlu güzel bir konuşma hazırlamış, iyi bir konuşma, bir şey işte adalet falan filan böyle bir takım şeyler. Fakat esas o rejim bunalımı şimdi şöyle bir iddia var. Diyorlar ki olağanüstü bir durumdayız, olağanüstü bir ortamdayız. İktidar olağanüstü biçimde saldırıyor demokrasiye. Olağan koşullarla sen muhalefet yapmakla bunu önleyemezsin diyorlar. Sorun o. Sorun yani, bu hocam, sorun. çok doğru. Ben Merdan bu yanar tamamen ki, katılıyorum. Bunu, bunu izledi, gitti şeyi izledi. Merdan Bey, işte Evren Hanım, Emre benim e, adaşım. gittiler izlediler. Yılmaz Merdan, Polat. Yılmaz Polat hep bak ikinci defa unuttum Yılmaz Bey e, ve Merdan Bey'in eleştirisi şu diyor ki bir rejim e, sahiplenen bir program, bir e, bir e, bildiri bir bildirge bir isyan olmadı diyor. Normal bir şey gibi. Şimdi bütün mesele orada. Sonunda bir bildirge yazdılar. Çok doğru ve çok güzel bir bildirge. Kimsenin haberi yok. Haberi yok. Arkadaşlar, rejideki arkadaşlar, ana kumandadaki Canan'dan rica edelim. 18 dakikanın hemen sonrasına e, CHP bildirgesini koyalım. izleyicilerimiz için kolaylık evet. olur. Biz burada tekrarlamayız. Evet. Ben de şöyle düşünüyorum hocam. Evet, bildirge... E, Kurultayın e, macerasının tam tersine, tam tersine son derece siyasallaşmış bir evet, metin. Evet. Çok güzel. Önemli bir metin, önemli bir metin. Ama bence Kurultay'da benim saptadığım eksiklik hala burada devam ediyor. Evet, evet. Hala devam ediyor. Bu ilk e, maddede bile böyle tek adam rejimi tek adam rejimi ne demek hocam? Apolitik bir değerlendirme bu. Tek adam rejimi bunun adı diktatörlük müdür? Koyacaksınız. Otokrasi midir diyeceksiniz. Dinci, mezhepçi, faşizan bir rejim midir? Bunu söyleyeceksiniz. Siyaset terminolojisiyle ifade etmek gerekiyor. Tek adam rejimi diye kahvede konuşabilirsiniz. Ama bir siyasal bir siyasal partinin kongresinde bu rejimin tanımını yapmak lazım ortada bir faşizme doğru giden, üstelik dinci faşizme doğru giden bir Türkiye var bunu saptamak lazım. Yine bu maddelerin tümünde mesela en önemsediğim şey ikinci madde olarak bir cumhuriyet savunuculuğu var. Bu önemli çünkü CHP'nin yapmadığı, çok utangaç davrandığı bir şey. Orada laiklik ilkesinden asla taviz verilmeyeceği belirtilmiş. Cumhuriyetin kurumlarından ve laiklik ilkesinden. Bunu o halde kurultayda açıkça tartışmak ve herkese ortak etmek gerekirdi. Hocam benim saptadığım en temel eksiklik şudur. Bu bildirge tartışılarak katkılara açık hale getirilmeli, delegelerin katkılarına açık hale getirilmeliydi ve o salonun iradesini ve gücünü arkasına alan bir metin olarak çıkmalıydı. Evet, şimdi çok haktır. son dakikaya getirilmiş, evet. divanda okunmuş, kimse duymamış. Ay şöyle ben açıkça söyleyeyim. Biz 1977'de Ecevit'le birlikte çalışarak %42'yi aldık. Anneler oylarınızla evlatlarınızı koruyun filan sloganını da hatta ben üretmiştim. Neydi o? Yeni bir parti programı yazdık. Yeni bir o parti programını en aşağıda tartışarak yukarı getirdik ve Ecevit öylece hem onu partide tartıştırdı hem seçim bildirgesi olarak Kamuoyunda konuştu. tartıştı. Şimdi bu bildirge, bu fevkalade güzel. Ben de Öbür günkü yazımda bunu kendi sütunuma alıp irdeleyeceğim filan. Üç ay evvelden başlarsın. Mahalle örgütleri var CHP'nin. O delege seçimi var ya o delegeyi seçtikleri mahalleden seçiyor, ilçeye gidiyor bilmem ne oluyor. Orada başlarsın bunları. Tartıştırırsın, yukarı doğru piramitte gelir gelir gelir. Büyük ses çıkararak büyük bir gene parti içerisinde tartışmayla ilan edersin, benimsersin, kurultaya gidersin. Hocam bunu kurultayda Sayın Kılıçdaroğlu okumalı ve, ve evet oylamaya sunmalı. Genel evet tartışmaya sonra, sunmalıydı, genel sonra, sonra oylanmalıydı. Evet, gümbür gümbür gelir. Bu önem, bu böyle bir önemi kurultay vermediği için kimse ciddi almadı bir biz ciddi aldık çünkü ciddi bir metin. Yani ciddi bir metinin hakkını vermeye çalışıyoruz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi hemen bu programdan 18 dakikadan sonra arkadaşlarımız koyacak. Hazır değil mi arkadaşlar o sıralamada? Evet. Canan hazırlasın onu. Ee, ana kumandayı öne alsın. Ee, hemen yayınlayalım. Dolayısıyla bunun gereğini yapması önümüzdeki dönemde yeterlidir. En temel eksiklik dediğim gibi hocam burada da devam ediyor. Cumhuriyetin yıkıldığı ve yeni bir rejimin kurulmaya başladığı bir yerde siz olağan dönemin siyaset tarzıyla mücadele edemezsiniz. Hemen yani, yani. sorun bu. Farkınızı, farkınızı belirgin ve açık bir şekilde ortaya koymadan diğer siyasal rakiplerinizden siz bir siyasal özne ve alternatif haline gelemezsiniz. O farkı çok net bir şekilde koyacaksınız. Tıpkı AKP'nin yaptığı gibi. Biz ve onlar diye davranıyor. Biz dediği şey belli. Çok belli. Dinci bir rejim ilan edecek. Yeni Osmanlıcılık, bunlara diyor, saltanat, bunlara sultanlık, hilafet. Bunlara haddini bildirin diyor ya. Tabii. Cumhurbaşkanı, hepimizi kucaklaması gereken Cumhurbaşkanı Hocam, bunlara diyor sandıkta hadlerini bildirin tabii diyor. Artık böyle bir Cumhurbaşkanı yok. AKP'lilerin Cumhurbaşkanı Hayret var. Hayret bir şey. Ya. Kendi tercihidir bu. AKP'lilerin Cumhurbaşkanlığı var. Dolayısıyla diğer taraftan şöyle dün de tekrarladık. Burada da hala çok net ifadeler yok. Ben eksikliklerini işaret edeceğim sadece. Yani gericilikle şöyle mücadele edemezsiniz. Yani İslamcıya karşı ya biz daha Müslümanız. Milliyetçiye karşı biz daha milliyetçiyiz. Piyasacıya karşı biz daha piyasacıyız diyerek güven yaratamazsınız. Böyle bir şey yok. Dünyada da yok. Bunu anlamadılar. Yani İngiltere'de İngiliz İşçi Partisi kamulaştırmayı savunuyor. İngiliz İşçi Partisi şey mi yani piyasaya karşı mı? Özel mülkiyete karşı mı? Değil. Kamulaştırmayı savunuyor. Halkçı bir politikayı yeniden Tony Blairciliğin bütün izlerini silerek. Evet, Corbyn orada. Tabii. Corbyn. Bütüş, evet. E, Tony Blairciliğin piyasacılığın, sosyal piyasa ekonomisi denilen o palavrayı ortadan kaldıran bir politikat izliyor. Türkiye'de bunun farkında değil. Hala piyasacı, neoliberal filan, özelleştirmeci bir hava var. Şimdi burada denmiş ki kamu mallarının işte Türkiye'nin yağmasını filan önleyeceğiz. Benim işaret etmediğim şey şu hocam. Bunu demek yetmez. Nasıl bu yağmalanmış? Özelleştirmeyle yağmalanmış. Özelleştirmeye karşı olduğunuzu ilan edeceksiniz. İlan edeceksiniz. Başka türlü halkçı olamazsınız, kamucu olamazsınız. Çok iyi şeyler var. Sendikalaşmayı teşvik edeceğiz, sendikalaşmanın önünü açacağız denmiş. Yağmaya ve talana son vereceğiz demiş ama yağma ve talan nasıl yapılıyor? Kamuya ait mal ve mülk yağmalanıyor. Siz bunları yeniden kamulaştıracağız demeden olmaz. Farkı koyacaksınız. Net ve açık İkincisi, Cumhuriyet'in savunulması çok net bir şekilde olmak evet. zorunda. Yine de bütün eksikliklerine karşın benim beklediğimden daha ileri ve önemli bir bildirgeyle ya karşı karşıyayız hocam. Bundan gitselerdi, 3 ay evvelden bu bildirgeyi aşağıdan... Daha da geliştirilirdi, bildirgi, biz de katkıda aşağı, bulunmaya evet, çalışırdık. Aşağıdan tartışarak, benimseyerek kurultaya götürselerdi... Bambaşka olurdu bu hava. Şimdi bu hava ya bu CHP'den hiçbir şey olmaz bilmem ne. Bu Burabalığı her gelen işte bunlardan adam olmaz. Bir daha oy vermeyeceğim falan filan. Ne yapacaksın? Kime oy vereceksin? Yani ben bir daha sandığa gitmem. Her sandığa gitmeyen oy aritmetik ve siyasal olarak bu iktidara destektir. Her sandığa gitmeyen O tepki kişi, doğru değil. Her sandığa gitmeyen kişi Bugünkü Erdoğan AKP iktidarını destekleyen bir sonuç yaratıyor. Bunu bilin. Hocam ben bugün ABC için bir yazı yazıyorum. Yetiştiremedim. Siz geldiniz yani program geldi şu anda yazıyordum. Orada girişte bir şey belirttim. Yani CHP şu bakımdan önemlidir. Bütün eleştirilerimize, bütün çekincelerimize, bütün kaygılarımıza rağmen. Türkiye'de gericiliğe ve faşizma karşı en büyük direniş örgütüdür evet, potansiyel olarak. Şey. Tabii, tabii. Tarihsel kökleri en derine inen partilerden biridir. Keşke başka bir güç, başka bir parti de da daha olsa. Tabii. Yani dolayısıyla CHP ne sosyalist solun, ne sağın, ne e, cumhuriyetçilerin kayıtsız kalamayacağı bir parti ve biz bu yüzden tartışıyoruz. Dolayısıyla yani bir sosyalist gazeteci olarak ya da bir aydın, bir cumhuriyetçi aydın olarak e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, ne diyelim, ee, şeysiz kalamazsınız, ee, i̇lgisiz. ilgisiz kalamazsınız. Hayır, ben bugün yazdım bunu, işte. Bunu tartışmak durumundasınız. Evet. Dolayısıyla çünkü gericiliğe karşı direnişin en büyük potansiyeli burada. Orada. Her dört kişiden birinin evet. oyunu alan bir partiden söz en, ediyoruz. En büyük örgüt, en yaygın 12 örgüt. 12,5 milyon seçmenin oyunu alıyor. Bu bakımdan önemli. Eleştirilerimiz de bu bakımdan sert ve e, daha iyi olmasını tabii, sağlamaya tabii. çalışıyoruz. Eleştiri olacak, Eleştiri olacak ama reddetmek... Oy vermeyeceğim, batsın, yok Başka olsun, bir şey yani ne? diyebilir ki başka bir partiye, başka bir sol partiye oy vereceğim ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne hesaba katmadan gericilikle mücadele edilmez. Hele hele sandığa gitmemek, hele hele sandığa gitmemek demokratik rejime en büyük ihanettir onu söyleyeyim. Çok açık. Bakalım hocam sandığa gitmeyeyim diyen kim? Valla işte internete yok, bakın. Yok Twitter'da bir şeye çok önem vermeyin hocam ona. Yani öyle bir Twitter'daki şeyler var bir Twitter klavye <laughs> şovalleri <laughs> ama etkiliyorlar. Var. henüz daha henüz daha bu konuşulmuş Et, ve tartışılmış etkiliyorlar. değil etkiliyorlar. o sıcaklık Olur. yok hocam programımızın sonuna geldik çok aşırı iptirelim ee, arkadaşlarımız aşık. da hazırlıyorlar ee, bildirgeyi bir kez daha hemen 18 dakikadan sonra koyacaklar gün boyu koyduk zaten evet yarın görüşmek üzere hoşçakalın.